Ve veda zamanı. Koca bir yıl bitiyor arkadaşlar, farkında mısınız? Koca bir yıl. Koca bir yılı bitirmemize bir ay kaldı. İnsan böyle zamanlarda vallahi biraz üzülüyor ya. Bu yıl kah üzüldük, kah üzüldük. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi üzülmeye devam ettik. Zaman zaman üzülsek de itiraf etmeliyim ki iyi üzüldük. Ya tamam, o yüzden biraz gülümseyerek devam edelim istedim. Bir tane çocuk evlenecekmiş arkadaşlar. 4 tane kız arkadaşı varmış. Hangisiyle evleneceğine bir türlü karar veremiyormuş. En sonunda şöyle demiş. Her birinize biner dolar veriyorum. Bu parayı istediğiniz gibi harcayın. Birinci kız kendine yeni elbiseler, ayakkabılar falan almış. Kuaföre gitmiş, güzellik merkezine gitmiş. İşte genç erkeğe geri döndüğünde de şöyle demiş. Aşkım, senin için en güzeli ben olmak istedim. Çünkü seni çok seviyorum. İkinci kız arkadaşı genç erkeğin tuttuğu takımın 2 kombine biletini, en sevdiği türden bir filmi ve bir ay yetecek kadar da böyle yiyecek içecek ıvır zıvır böyle patlamış mısır falan gibi şeyler almış. Aşkım demiş, bunlar senin için aldığım hediyeler. Eminim ki seni mutlu edeceklerdir. Senin mutlu olman benim de mutlu olmam demiş. Üçüncü kız arkadaşı bu parayla bir yatırım yapmış. Dolarları saklamış kısa bir süre içinde. Para kendini 2'ye katlamış ve bu parayı da çeşitli yatırımlarda kullanmış. Genç adama geri gelerek şöyle demiş. Bana verdiğin parayı birlikte yaşayacağımız mutlu günler için, gelecek için çoğalttım aşkım demiş. Çünkü seni çok seviyorum. Dördüncü kız paranın bir kısmıyla bir sürü kitap almış. Geriye kalan parayı fakirlere dağıtmış. Hatta onlara yemek dağıtmış. Genç adama geri gelip şöyle demiş. Verdiğim paranın bir kısmıyla sana layık olabilmek için kitap aldım. Diğer kısmıyla da yine senin adına fakirler için bağışlar yaptım. Yemek dağıttım. Genç erkek 4 kız arkadaşının da yaptıklarıyla çok etkilenmiş. Etkilenmiş. Karar vermek giderek zorlaşmış. Düşünmüş ve en büyük göğüslüğüyle evlenmiş. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum.